Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu konu üzerinden son videomu çekiyorum. Uzatmayacağım. Bir video çekmiştim, sıkıntımı anlatmıştım. Sonrasında bir olaylar oldu arkadaşlar. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Videomun altına çok güzel yorumlar geldi. Çok teşekkür ediyorum. Fakat bugün bir yorum geldi. Normalde çok fazla takmam yorumları. Fakat şöyle bir durum var. O yorumun kimi yazdığını çok iyi biliyorum. Kendini farklı bir isimde YouTube üzerinde videomun altına o yorumu yapmış. Bu yorumu okuduğum zaman da sizler de hak vereceksiniz. Yani tahmin ettiğim kişi olduğunu üzerinden. Çünkü bu videoda anlattığım konu içerisinde yaşadığım diyaloğu o şahıs anlamış ki, bu arada kamera titriyor arkadaşlar. Yuvalığın üzerine kattığım kuş hareket ettiği için led ışıkları yavrumuz kablosunu yemiş. Allah'tan bir şey olmamış kuşa. Kısa devre yapıp led kablolar gitti. Yarın onları düzelteceğim, tamir edeceğim. Şu an bu ışıkla idare ediyoruz. Kusura bakmayın, biraz bir yandan çok aşırı parlak gelip diğer yandan biraz karanlık olabilir. Şöyle bir yorum gelmiş, yorumu ben silmedim. Aksine yorumu yazmış ve sonrasında silmiş tekrardan. Yorum dursaydı ben sabitleyecektim. Videonun altında sabit bir şekilde kalsın. Oradan da kim olduğunu, ne olduğunu hepiniz anlayın diye. Hesap ismi Handsome Crazy, yani Türkçesinde şey olarak geçiyor, yakışıklı çılgın. Bu yakışıklı çılgınımız şöyle bir yorum yapmış: senden yardım isteyen yok, bu işi Allah'tan sen yapmıyorsun, işine bak, yürü, üyüleri uzatmış, anca gidersin. Şimdi normalde bu yorum yapmak için arkadaşlar bir karşılıklı bir diyaloğunuz olması gerek. O videonun içerisinde sizin hakkında bir şey söylemem gerek ki böyle bir yorum yapmanız gerekiyor. Bu yorumu yapan arkadaşın kim olduğunu çok çok iyi biliyorum. Hatta o gün yorumu sildikten sonrasında bana Instagram'dan tekrardan yazdı. Normal bir iki konu üzerinden. Sen de kim olduğunu bildiğimi çok iyi biliyorsun arkadaşım. Fakat şöyle bir durum var. Keşke kendi orijinal hesabınla yazsan bana. Keşke konuşmak istediklerini kendin şahsi isminle, cisminle karşıma geçip konuşsan daha güzel olur. Büyük ihtimal yaşı büyük olabilir ama zihinsel olarak çok fazla büyük bir yaşlarda değil. Çünkü şu yorumu okuduğum zaman gerçekten normalde bir çocuğun yazması gerek. Ve burada yazılan o kuyruk acısı o şahıs üzerine konuştuğumu açık açık gösteriyor. Bu videonun sonuna arkadaşlar, sizler çoğu kişi belki bu işin içinde olmadığı için bilmiyor ama sizlere daha öncesinde yaşadığım mesajlaşma, kuş alışverişinde veya kuş konusunda soru soran şahısların ne kadar saçma sapan, ne kadar sinir bozucu mesajları olduğunu, bunların hepsi bende duruyor. Kolay kolay ben mesajları silmem. Bunları sizlere listeleyeceğim arkadaşlar. Videonun sonuna katacağım. Birçok kişinin konuşmalarının kayıtlarının hepsini şimdi videonun sonuna katacağım arkadaşlar. Fakat isim, resim koymayacağım. Şahısların hiçbir şekilde ismini, resmini geçirmeyeceğim konuda. Neler yaşıyoruz? Ne gibi insanlarla uğraşıyoruz? Bunları da görün arkadaşlar. Bu işe girecekseniz sabır gerçekten önemli. Bir süre sonra gerçekten sabır taşınız çatlıyor. Buradan da o arkadaşa demek istediğim şey, keşke mesajını silmeseydin, mesajının arkasında dursaydın. Keşke kendi orijinal isminle, orijinal hesabınla benimle iletişime geçseydin daha güzel olurdu. Neyse, o arkadaş zaten yorumu geri silmiş. Bu arada arkadaşlar çok güzel iki tane video hazırladım. Videomuzun ilkini büyük ihtimal bu videoyu yükledikten 2 gün sonrasında yükleyeceğim. Diğerini de ondan sonraki bir gün arayla veya 2 gün arayla yükleyeceğim. Şöyle spoiler verelim. Kuşlarımıza, yavrularımızın hepsini toparladık.
Bir küvez yaptık. Küvezin yapım aşamasını sizlere videoya aldım. Çok güzel bir küvezimiz oldu. Onu da sizlerle paylaşacağım. Daha sonrasında yavru el besleme nasıl yapılır? Bunları sizlere uygulamalı gösterdim. Belki çok uzun olmamıştır, çok detaylı olmamıştır ama zaten ilerleyen süreçlerde bu yavruları besler büyütürken de sizlerle beraber büyüteceğiz, sizlerle beraber besleyeceğiz. Daha detaylı onları da anlatacağım. O videoları da kaçırmayın arkadaşlar. Çok güzel videolar oldu. Bundan sonraki videolarda biraz daha konu içerikli, daha güzel videolar elimizden geldiğince çekmeye çalışacağız. Merhaba arkadaşlar. Şu an masaüstü moduna geçtik. Şimdi sizlere arkadaşlar birkaç tane konuşmayı göstereceğim. Bu içlerinden seçtiklerim. Daha fazla mesajlar var fakat çok fazla zamanım olmadığı için hepsini bir arada toplayıp sizlere sunamadım. İçerisinden birkaç mesajı seçtim. Bunları sizlere göstereceğim. Daha ileriki süreçlerde de bu tarz mesajlaşmalar olduğu süreç içerisinde sizlere yine ara ara paylaşacağım bunları. Şimdi öncelikle şu arkadaşımızın yazdığına bir bakalım. Selamun aleyküm kuş, kuş var mı? İki defa yazmış. Selamun aleyküm kuş var mı? Ben de aleyküm selam Sultan Papağan'ı soruyorsunuz. Sultan Papağan'ı mı soruyorsunuz diyorum. Şimdi genellikle arkadaşlar bir şey istediğiniz zaman bunların detayını belirtin karşı tarafa. Aynen diyor. Ağzından cımbızla laf alıyoruz burada. Yavru, yetişkin, erkek, dişi, evcil veya yabani, klasik türlerden mi yoksa mutasyon türlerden mi istediğinizi belirtirseniz yardımcı olmaya çalışayım diyorum artık. Yani cümle cümle cımbızla ağzından laf almak yerine hepsini bir anda anlatıp hani ne istiyorsun arkadaşım bunu söyle bana. Ona göre hani yardımcı olmaya çalışayım diyorum. Şu beyaz renkte olanından istiyorum yazmış. Onlara açıklamasını yapıyorum. Onlar albino türü oluyorlar. Klasik türlere göre daha pahalılar. Şu an elimizde yok fakat piyasa fiyatı 400-450 civarı değişiyor diyorum. Bende olmadığı halde bilgilendirmeye çalışıyorum. Hani başka yerden de alsam piyasa fiyatları bunlardır. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fakat arkadaş burada diyor ki kurbanlık mı satıyorsunuz? Yani bu gerçekten karşı tarafa bir hak küfür etmişsiniz ha bunu demişsiniz. Değişen hiçbir şey yok. Şimdi arkadaşım senin bütçene uymuyorsa almazsın. Peki tamam hayırlı işler dersin gidersin. Bunu ilk başta piyasayı bir araştırırsın. Piyasa fiyatını öğrenirsin, ona göre konuşursun. Albino Sultan Papağanların piyasa fiyatı genellikle zaten satıcılar 450'den aşağı vermiyor güzel kuşlarına. Yani genellikle sağlam kuşlarını, sağlam albino kuşları 450 civarıdır ve çok rahat satılıyor. Deli gibi satılıyor arkadaşlar. Adam burada piyasayı bilmiyor, kendi aklınca konuştuğunu sanıyor. Tabi burada ben biraz sinirlendim. Birincisi efendi ol, ikincisi seni adam yerine koydum. Elimizde olmadığı halde piyasa fiyatını söyleyip seni bilgilendiriyorum. Burada adamı geçiştirebilirim de elimde yok deyip geçiştirmek de var. Fakat biz burada adam yerine koyuyoruz karşımızdakini. Bilgilendirmeye çalışıyoruz bazı konularda. Üçüncüsü fiyatları ben yükseltip düşürmüyorum. Bana artist artist mavra yapma demişim burada. İşte bir iki konuşmamız son olarak 4000 TL'ye Jaco papağanı kurbanlık fiyatıdır. 400 TL'lik albino değil. Sen git Hint bülbülü besle 15-20 liraya bulursun diyor, demişim. Yani demek ki bu arkadaş Jaco papağanı sorsa artık karşısındaki insan fiyatı verdiğinde ona ne derdi? Bu tarz konuşmalar çok geliyor arkadaşlar. Bunun gibi insanlarla çok karşılaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Her işin bir zahmeti vardır. Biz de böyle insanların zahmetiyle uğraşıyoruz. Diğer bir konuşmaya geçtiğimizde bu arkadaşımız da selam kardeş yazmış. Aleyküm selam demişim. Bu son paylaştığın sarı siyah renk kuş ne kadar diye sormuş. Yeni yeme düştüler evcildir 220 TL. Diğer kardeşi evcil değil onu da 200 TL sayarım. Burada fiyata dair söylüyorum şu an. Normalde arkadaşlar hani fiyatları özelden konuşuyorum. Genellikle Facebook sayfalarında da şöyle bir durum oluyor. Çoğu kişi bilmiyor bunu. İnternet üzerinden hayvan alım satımı, canlı hayvan alım satımı yasaktır arkadaşlar. Bunun için genellikle çoğu kişi sahiplendirme üzerinden konuşur. Fiyatı özelden yazar. Bazı çok bilmiş arkadaşlar da bunu şey yaparlar işte yorumların altına bırakıyorlar. Hayırdır adamına göre fiyat mı biçiyorsunuz diye. Fiyat biçilse bile birine 400 TL deyip öbürüne 200 TL mi denilecek? Yani fiyat verilmemesinin nedeni bunların ulu orta konuşulmaması, yasak olduğu için, ilanlar geri kaldırılabildiği için ondan dolayı genellikle özelden şey yapılıyor. Ben size şu an şeffaf davranıyorum. Yazışmaları olduğu gibi gösteriyorum. Evcil olmayan ele alışır mı? Bir de cinsiyeti ne diye sormuş arkadaş. İlgilenirseniz alışır kısa sürede. İkisi de %80 erkek.
Genellikle arkadaşlar şimdi iğne kontrolü yapıyoruz. Evet, genellikle doğru çıkıyor tahminimiz. Fakat yani binde bir ihtimaldir, olabilir ya. Erkek dediğimiz dişi çıktı. Yanılma payımız illaki olabilir. %100 erkek deyip de bir insana yarın bir gün eğer ki o dişi çıktığında mahcup olmamak için ben oran veriyorum. Yarın bir gün hani öyle bir durumda da zaten eğer ki elimizde kuş varsa değiştiriyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Yer nerede diye sormuş arkadaş burada. Şakipaşa'da demişim. Ben polis evlerinin orada oturuyorum. Bayağı uzakmış. Sen getiremez misin hocam demiş. bunu çok yaşıyorum arkadaşlar. Şimdi adam soruyor fiyatı. Tamam şöyle böyle konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Ya sen getiremez misin? Zaten burada cevabı vermişim. Evlere servisimiz yok maalesef diye. Eğer getiririm dersen numaram bu. Bugün alırım demiş. Kalsın kardeşim, iyi akşamlar demişim. Yani adamlar öyle bir durum ki artık ayağına kuş getirtmeye çalışıyor. Bir malın alıcısıysanız arkadaşlar ayağınıza getirtmezsiniz. Gelirler, gidersiniz, bakarsınız. Hoşunuza giderse alırsınız. Bir diğer arkadaşımız da burada. Selamun aleyküm abi. Senden bir ay önce papağan almıştım. Kuş çok halsiz, devamlı uyuyor. Ne yapabilirim? Ben de burada aleyküm selam kardeşim. Kuşa herhangi bir bayat yem, bayat mama veya kuşu rüzgarlı bir yerde tuttunuz mu diye sormuşum. Çünkü arkadaşlar artık bu kadar çok mesaj geliyor ki biliyoruz genellikle yapılan hataları. Müşterimizden kuş aldıktan bir 5 ay sonra falan herhalde mesaj atmıştı, ya senden işte 5 ay önce kuş almıştım, kuş öldü diye. Ne oldu dedim, niye öldü falan. Bilmiyorum dedi, işte mama vardı, mama veriyordum devamlı. Mamayı dedim ne kadar süredir tutuyorsun? Valla dedi mamayı yaptım dedi, bir haftadır içerisindeydi dedi. Yani mama bir haftada artık o yumurta bayatlamış, artık küflenmiş. Bunu insan yese insan ölür. Dedim kardeşim yani hiç mi akıl etmedin değiştirmeyi, mamayı oradan kaldırmayı? Yani bir hafta boyunca o bayat mamayı yediği zaman o hayvan illaki hastalanır, ölür. Bu durumlar çok yaşandığı için bazıları klima altına direkt koyuyor, kuşu öbürsü gün sabahına ölüyor. Burada yok abi, sadece banyo yaptırdık, sonrasında böyle oldu diyor. Bu mesaj kış vaktiydi. Kış vakti banyo yaptırırsanız hastalanır. Keşke öncesinde sorsaydınız demişim. Bir veterinere göstermenizde fayda var. Bundan herhangi bir tedavi önermem yanlış olur diyorum. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar. Veterinere bile mesaj yoluyla şöyle şöyle diyemezsiniz. Yani en azından kuşu görmesi gerek, bir teşhis koyması gerek. Biz de veteriner olmadığımız için önermiyoruz herhangi bir şey. Abi veterinere gidecek zamanım yok. Herhangi bir ilaç önersen olmaz mı? Kardeşim ilaç önersem yine gidip veterinerden alacaksın. Değişen bir şey yok. Veterinerin kuşu görmesi ve ona göre teşhis koyması daha faydalı. Yani şimdi veterinere zamanı yok. Fakat ilaç önersek ilaç almaya veterinere gidecek zamanı belki bulabilecek arkadaş. Onun yerine kuşu götürüp de veterinerin orada teşhis koyması daha iyi olur. Yani çok üşengeç arkadaşlar var. Veterinere götürmeye bile üşenecek duruma gelen arkadaşlar var. Eğer ki bu kadar üşengeçseniz, kuşunuz hastalandığında bir veterinere götürüp bir ilaç alıp bakamayacak durumdaysanız hiç kuşun günahına girmeyin arkadaşlar. Beslemeyin yani. Çünkü bu yeri geldi mi hastalandığı zaman ilgi gösterilmesi gereken bir hayvan. Çok fazla olmasa bile hani masraf gerektiren bir durum oluyor. Onun için arkadaşlar dediğim gibi eğer ki kuşa zaman ayıramayacaksanız, hastalandığında veterinere götürüp ilaç veremeyecekseniz hiç kuşu almayın. Bu kadar arkadaşlar, başka bir şeyimiz yok. Dediğim gibi bu konu üzerinde de çok fazla artık durmayacağım. Bu videoyu çekmemin nedeni de zaten videonun başında söylediğim gibi o arkadaşın yaptığı YouTube üzerinde yorumuydu. O yorumu da buraya tekrardan koyayım, büyütmüş halde görüyorsunuz. Arkadaşın yazdığı yorum bu. Böylelerine diyecek bir şey bulamıyoruz arkadaşlar maalesef. Dediğim gibi takipte kalın arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda çok güzel tam papağanı yavruları için küvez yaptım. Onun yapım aşamasını çektim. Yükleyeceğiz. Daha sonrasında da zaten bundan sonra el besleme üzerine de sizlere detaylı bir şekilde videolar çekeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.